Fatime Çelebi serbest bırakılsın. Ölüme terk edilen ağır hasta mahpus Serkan Yıldırım'ın nihayetinde infazını tamamlamasına bir yıl kalması nedeniyle kazandığı denetimli serbestlik hakkı gereğince 19 Ağustos'a tahliye edilmiş olmasını dahi sevinçle karşıladık. Aynı hapishanede tutulan ve çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya bulunan, beslenme dahi kişisel ihtiyaçlarını göremeyecek durumda olmasına ve bütün çabalara rağmen serbest bırakılmayan Abdülkadir Kuday'ın ise durumunun daha da ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu örnekler bizi bir defa daha hasta mahpusların sağlık ve yaşam haklarının göz göre göre içe sayıldığı dört duvar arasında ölüme terk edilmek isterdikleri gerçeğiyle yüzleştirmiş, kaygılarımızı arttırmıştır. Taşikardi, görme bozukluğu, kulak çınlaması sorunları yanında 23 Nisan 2023 tarihinde beynine pıhtı atması nedeniyle tedavisi devam ederken 12 Temmuz 2023 günü gözaltına alınarak tutuklanmış, bu nedenle tedavisi kesintiye uğramıştır. Eşinin 20 Ağustos 2024 tarihinde komisyonumuza verdiği bilgiye göre hapishane koşulları ve tedavisinin kesintiye uğraması sağlık durumunda hızlı bir kötüleşmeye neden oldu. Gözlerindeki bozukluk ve kulak şikayetleri arttı. Sürekli ilaç kullanmak zorunda. Sıkı bir takip gerekiyor. Ancak beynindeki pıhtının durumunu takip ve uygun tedavinin düzenlenebilmesi için yapılması gereken MR incelenmesi dahi 2 aydır yapılmıyor. Sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle sık sık acil hastaneye kaldırılıyor. Teşrik öldürür, dayanışma yaşattır. Hasta mahpusa.